Hümayra, İyilik Sağlık programından merhabalar efendim. Kucak dolusu sevgiler, saygılar. İyilik Sağlık dedik programımızın adına çünkü son dönemde iyiliğe, sağlığa o kadar çok ihtiyacımız var ki bugün de biz programımızın adını Hümayra, İyilik Sağlık diyerek açmak istedik efendim. Hüma deyince de akla kim geliyor? Operatör Doktor Ahmet Emin Mutlu Hocam geliyor. Öncelikle hocama hoş geldiniz demek istiyorum ve bugün tüpebeye konuşacağız. Bundan sonra her salı Hüma ile İyilik Sağlık programımızda inşallah Ahmet Hocamla birlikte merak ettiğiniz konu ve başlıkları konuşacağız inşallah. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Aytül Hanım. Çok teşekkürler. Sizler de iyisiniz. Teşekkürler. Bizler de iyiyiz. Şimdi Hüma ile İyilik Sağlık programımızın evet, adı ve iyiliğe başlık. Çok ihtiyacımız var. Aslında iyilik derken her şekilde iyiliğe çok ihtiyacımız var. Hem ruhsal iyiliğe, dünyanın iyiliğe ihtiyacı var. Hem de sağlığa ihtiyacı var. Biz bugün programda hem ikisini birleştirelim, hem iyiliği konuşalım, hem sağlığı konuşalım istedik. Aslında annelerle ilgili de hep bana derler ki işte Aytül Hanım siz anne olmadan önce çok daha sert, çok daha farklı, çok daha dominant bir karakterdiniz. Anne olduktan sonra daha naif, daha insanları anlayan bir karakter oldunuz. İşte iyilik de orada devreye giriyor değil kesinlikle, mi hocam? Kesinlikle. Anne olduktan sonra iyilik ve şefkat daha da artıyor. O yüzden de bugün hem iyiliği konuşalım, hem annelik konuşalım, hem tüp bebeği konuşalım istedim. Sizler neler yapıyorsunuz? Önce onu konuşalım. Epeydir görüşemedik. Bizler neler var? Tabii... Bugün de hava çok güzel. Evet. Buradan ekranları başında bizi izleyenlere tekrardan merhaba demek istiyorum. Yaklaşık bir 4 ay ara verdikten sonra programlarımıza başladık. Tabii ki yeni gelişmeler var, yeni teknolojik ilerlemeler var, yeni çalışmalar var. Bunlar üzerinde duracağız. Her salı inşallah birlikte olacağız. Bize yine canlı yayında sorular da sorabilirler. Sosyal platformlardan da ulaşabilirler. İyilik dediğimiz zaman tabii sadece bedenen değil ruhen de bir iyilik hali olması gerekiyor. Bahsettiğiniz şeyi ben de hissedebiliyorum. Yani baba olduktan sonra o vicdani duygular giderek daha da derinleşiyor. Evladınız olduktan sonra insanlara ve hayata bakış açınız değişiyor. Her ne kadar hekim de olsanız, akşama kadar onlarca hasta görseniz bile her hastanın durumunu ayrı ayrı değerlendirip onlarla empati yapıp onlara faydalı olmaya çalışıyorsunuz. Yani sağlık aslında iyiliği getiriyor diyebiliriz. Evet hakikaten o zaman programımızın ismi de çok da güzel olmuş. Bence İyilik de, evet. ve sağlık. Evet Ahmet Hocam bugün tüp bebeği konuşalım. 4 ay aradan sonra, uzun bir aradan sonra aslında tüp bebeği şu anda herkes bilebilir ama bazen hiç bilmeyen tüp bebekle dünyaya getirdim oğlumu dediğim zaman nasıl yani diyenler hala var. Arzu edersiniz bugün tüp bebek nedir ve kimlere uygulanır? Neden tüp bebek başlığıyla başlayalım? Çünkü toplumsal baskıda neden tüp bebek denedin? Niye normal yollarla denemedin? Denilip de böyle bir baskı da var insan üstünde ve tüp bebekle oğlu derken bile insanlar zaman zaman çekinebiliyor. Evet. İsterseniz neden tüp bebek? Kimlere uygulanır ve tüp bebek nedir? Bunları konuşalım bugün. Aslında bu tüp bebeğin toplumsal bakış açısına iki türlü yaklaşabiliriz. Birincisi ailesel. Yani durumu aslında bilen ve sürece dahil olan bir kesim. Bir de dışarıdan bir bakış açısıyla hastayı değerlendiren göz. Dediğiniz gibi dışarıdan bakan yani işin içinde olmayan kişiler gayri ihtiyari bu soruları sorabiliyorlar. Yani neden tüp bebek? Aslında bir başka bir malzeme aldığımızda bunu asla sormuyorlar. Yani bir beyaz eşya alırken marka sormuyorsak evet. Aslında bunu da çok irdelemememiz lazım ama maalesef hal hatır sorma anlamında bile neden böyle oldu gibi bir başlangıç karşı tarafı suçlayıcı gibi algılayabiliyor. Aslında toplum da alıştı. Yani bundan 7-8 sene önce tüp bebek mahrem yani çok gizli bir mevzuymuş gibi değerlendirirken şu an kişiler gayet gönül rahatlığıyla bizim ikizlerimiz tüp bebekli oldu diye gülümsel tarzda herkese yanıt verebiliyorlar. Biz o şeyi aştığımızı düşünüyorum. Zaten aile içinde olan kısmı da çiftler biliyorlar. Mesela bana gelen hasta grubu en az 3-4 yıllık evli olan bir sürü tedavilerden geçmiş herhangi bir yanıt bulamamış. En son çare olarak en kuvvetli silahımız olan tüp bebek tedavisine başlamak için gelen gruplar. Başlangıçta bize gelen hasta gruplarında bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Mesela hastanın birazdan bahsedeceğim bazı özellikleri var. İşte tüpler kapalı, kanallar kapalı. Zaten tüp bebek ismi de oradan geliyor. Kanallar kapalıysa
spermle yumurtanın birleşmesi mümkün olmuyor. Eğer videomuz hazırsa kenarda onu da oynatabiliriz. Şimdi tüp dediğimiz kanallar kapalı olunca elimiz mecbur tüp bebek yapmaya. Yani bunu hastaya açıklamamız kolay. Ama evet. Eğer arada bir durum varsa, mesela hastada bir çikolata kisti varsa, hastayı bunu anlatmak biraz vakit alabiliyor. Diyor ki niye ameliyat yapmıyorsunuz hocam? Sanki ameliyat yakın, yani daha kolay bir işlenmiş gibi. Şimdi mesela ekranında izlediğimiz gibi bu bir beyaz doku yumurtalık. Folikül dediğimiz yapı da yumurtanın içindeki kadının yumurtasının içinde bulunduğu sıvı dolu kesecik. Evet. Mesela burada yumurta çıktı. O kadar mucizevi bir mekanizma ki. Bakın birazdan tüpün ucundaki o süpürgemsi yapılardan içeri girecek. Aslında böyle hareketsiz durmuyor. Sürekli bir süpürme hareketi yaparak yumurtayı vakumluyor. Bu darası da tüpün içerisi. Yani olay aslında tüpün içerisinde gerçekleşiyor. Buradaki parmaksı çıkıntılardan içeriye alıyor. Rahme doğru giden yumurta birazdan spermlerle karşılaşacak. Bakın spermler yola çıktığı tüplerin içine doğru ilerliyor. Birazdan yumurtayla bu sperm birleşecek. Ardından embriyo adını verdiğimiz yapı oluşup tekrar ana rahmine doğru yola çıkacak. Dolayısıyla buradaki tüp bebek dememizdeki mantığın şeyi şu, tüpün içerisinde gerçekleşiyor bu olay, tüpte. O yüzden adı tüp bebek. Mesela şu an sperm yumurtayı dölledi. Dikkat ederseniz bir sürü sperm geldi yumurtanın içerisinin üstüne, yapıştı. Ama yumurta en sağlıklı olanı içine aldı. Eskiden mesela klasik IVF dediğimiz olay vardı. Nedir? Bir kabın içerisinde yumurta konuyor, etrafına spermler bırakılıyor ve hangisi döllerse onun sağlıklı olduğunu düşünüyorduk. Ama baktık ki bu şekliyle yumurtalar fire veriyor. Mesela kadının 10 tane yumurtası varsa klasik IVF dediğimiz durumda yarısı döllenip yarısı çöpe gidebiliyordu. Şimdi mikro enjeksiyon yöntemiyle yumurtanın içerisine direkt sperm konulduğu için %90 oranında döllenme ve embriyo gelişim oranı elde ediyoruz. Şu an mesela embriyo gelişti. Bu bir 5. gün embriyosu. Ana rahminin içerisinde kendine yerleşecek bir yuva arıyor. Ya bunlar gerçekten mucizevi gerçekten şeyler. Gerçekten mucizevi. Hani şu işin anda mikroskopik boyutunu düşündüğünüzde bakın şu an gömüldü ana rahmine. Yani tutundu. Yeri aradı. Buldu. Tutundu. Ve şu an beta HCG dediğimiz hormonu salgılamaya başladı. Bu uterine wall dediği şey rahim duvarı. Bu embriyonun dış hücreleri, outer cells dediğimiz. Bir de embriyonun kendi yapısına oluşan inner cells dediğimiz iç hücre kitlesi var. Ve buradan daha sonra bebek gelişiyor. Rahim esneyebilen bir yapıya sahip. İşte 40 haftaya kadar rahim esniyor ve ardından doğum gerçekleşiyor. Yani dolayısıyla bizim burada anlatmak istediğimiz şey bu mekanizmanın hasarsız, hatasız çalışıyor olması lazım. Nedir? Mesela video oynamaya devam etsin, ben buradan anlatayım. Mesela kadının yumurtlama problemi olmaması lazım. Nedir yumurtlama problemi olan hasta grubu? Polikistik over dediğimiz hastalar. Bir sürü yumurtaları var ama yumurtlama problemi olduğu için yumurta açığa çıkmıyor. Dolayısıyla sperm dölleyecek bir yumurta bulamıyor. Keza biraz önce bahsettiğim tüp, mesela şu an yumurta tüpün içerisinde, tüpü hasarlanmış hasta grubu kimler? Mesela daha önce normal gebe kalmış ama sonrasında sezaryen ameliyatı ya da karın içerisi apandisit ameliyatı gibi, bağırsak operasyonları gibi cerrahi işlemler geçirmiş, tüpünde hasar olan hastalar yine bu mekanizmadan mahrum kalacaklar. Doğal gebelik elde edemeyecekler. Bir başka şey, bakın spermsel problemler. Şu an günümüzde bizim en çok Hüma Tüp Bebek Merkezi olarak üzerinde durduğumuz mevzu bu. Sperm problemini nasıl aşabiliriz? Evet. Eskiden %40'ın üzerinde kadın problemleri vardı. Şimdi %40'ın üzerinde sebep erkeklere bağlı. Bunun içerisinde sigara var, uyuşturucu kullanımı var, alkol kullanımı var, yanlış beslenme, obezite, paket gıdalar. Bunlar spermin kalitesini bozuyor. Biz ne yapıyoruz? Bu spermi nasıl sağlıklı hale getiririz diye çabalıyoruz. İşte mikroçip dediğimiz yöntemler, IMSI dediğimiz intramorfolojik sperm injection, işte azospermik hastalarda nasıl sperm elde ederiz, işte Rosi tekniği nedir, işte acaba erkeklerde testise PRP uygulasak faydalı olur mu, kök hücre.
Bunlar üzerinde ciddi gelişmeler kaydedildi. Onları da ilerleyen programlarda anlatacağız inşallah. Evet, başlığımız kimler için ve neden tüp bebek başlığıydı değerli hocam. Güzel açıklamalar yaptınız. Neden tüp olduğunu da tüp bebek adı verildiğini söylediniz. Gerçekten inanılmaz mucizevi. Bakınca insanın utku da duruyor şöyle bakınca değil mi? Evet, burada mesela rahim problemleri olan hastalar. İşte mesela hastanın tüpü açık, yumurtlaması da var ama rahim duvarı hasarlanmış. Ya da rahim duvarında embriyoyu kabul eden hücreler, bu bağışıklık hücreleri dediğimiz, saldırıyor. Mesela bunların üstesinden nasıl geliriz? Ya da tekrarlayan tüp bebek kayıpları. Hasta hamile kalmış, kimyasal gebelik olmuş, beta ECG'leri düşmüş. Bunları nasıl çözeriz diye sürekli bir çalışma halindeyiz. Tüp bebekte en zorlandığımız nokta bu rahimsel problemler. Yani hasta daha önce kürtaj olmuş ya da ehil ellerde histeroskopi dediğimiz işlem yapılmamış, rahim içerisi hasarlı. Bunu düzeltmek o kadar zor ki Aytül Hanım. O yüzden bu programları yapıyoruz. Yani bir işlem yapılacaksa bunu bu işte uzman kişilerin yapması lazım. Tabii ki hepimiz kadın doğum uzmanıyız ama bizler bir üst ihtisas olan infertilite, yani reproduktif endokrinoloji, üreme endokrinoloji, üreme hormon bilimi. Bu ayrı bir, inşallah ileride Türkiye'de ayrı bir dal olacak. Dolayısıyla bu konuda bizim fikrimizi mutlaka alsınlar. Yani çocuk sahibi olmalarına ya da istemelerine gerek yok. Başlangıçta check-up'larını yaptırırlar. Herhangi bir sorun olmadığını bilip hayatlarına normal şekilde de devam edebilirler. Bunu da özellikle belirtmek istedim. Evet değerli hocam, şimdi baktığımız zaman da hakikaten anne baba olmak isteyen çiftlerde inanılmaz hemen bebek sahibi olamaması durumu söz konusu. Yakın arkadaşlarımdan 5 yıldır evliler ve çocuk sahibi olamadılar, doktora gittiler, hala olamadılar. Kilosu çok fazla olan arkadaşlarım var, deniyor, hala olamadı. Şimdi baktığımız zaman evet, çok rahat bunu artık konuşabiliyoruz. Evet. Çünkü 10 çiftin neredeyse 8'inin normal yollardan bir bebek sahibi olma şansı artık çok çok azaldı. Çevresel faktörler, dediğiniz gibi kullanılan kötü alışkanlıklar, paketli gıdalar. Evet. Baktığınızda tüm hücrelerin dengelerini değiştiriyor. Ama tüp bebek konuşurken arkadaşım dedi ki aslında her şeyim çok iyi ama bebek 3 ay sonra ana rahminde kayboluyor. İşte düşüklerim başlıyor ya da anne karnında ölüyor dedi. Bunda tüp bebek uygulanıyor diye düşünüyorum ben ağırlıklı dedi. Ama ben de bu soruyu soracağım senin için değerli hocama dedim. Tekrarlayan tüp bebek, tekrarlayan bebek kayıplarında tamamıyla tüp bebek mi olmalı değerli bu hocam? Bu çok büyük bir yanılgı. Ben bununla ilgili gün içerisinde çok fazla hastayla karşılaşıyorum. Evet. Hastaya şu denmiş. Yani senin gebelik kayıpların tamamen kromozomal bozukluklara bağlı. O yüzden senin genetik testli tüp bebek yaptırman lazım. Hemen burada bir senaryo çizelim. Bizi dikkatli dinlerlerse bu senaryoyu ben çok seviyorum. Tamam, dedik ki sizde genetik bir probleme bağlı bu embriyo tutunamıyor, düşüyor. Peki biz tüp bebekte mesela elimizde iki tane embriyomuz var. Bunu genetik incelemeye gönderdik ve ikisi de sağlıksız geldi. Ne yapacağız? Nakledemiyoruz. Aslında burada önemli olan şu: genetik problemlerin dışındaki sebepler detaylı incelendi mi? Yani mesela hani bir yerimiz ağrıyor, gidiyorsun, kabaca bakılıyor, kabaca, detaya inilmeden bakılıyor ve deniyor ki senin bu ağrın psikolojik. Yani bu tıpta benim en bir yere oturtamadığım durum. Şimdi bir insanın vücudunda bir yeri ağrıyorsa ben bunu önemserim. Bir kadın düşük yapıyorsa bunun mutlaka bir sebebi olmalı. Elle tutulur. Şimdi her şeyi havuza atmak, çöp havuzu diyoruz. Onun içerisine atmak doğru değil. İşin kolay kısmı bu. İşte efendim psikolojik, efendim genetik. Tamam ama genetik demek için siz hastanın rahim filmini çektiniz mi? Bilim verilerle konuşur değil mi? Tabii, hocam? Çekmediniz. Peki siz hastanın bağışıklık sistemine baktınız mı? Bakmadınız. Siz hastanın trombofili paneline, kromozom analizine baktınız mı? Bakmadınız. Bunlar yapılmasına rağmen hastada başka başka problemler çıkabiliyor. Dolayısıyla bir hastaya genetikli tüp bebek önermeden önce 2-3 sefer düşünmek lazım. İşin kolay kısmı o. Nereden biliyorum? Hasta 4 sefer düşük yapmış, tüp bebek yaptırmış. Genetikli tüp bebek, ki genetikli tüp bebek neredeyse bir tüp bebeğin 2-3 katına mal oluyor. Evet. Burada hastanın kesesini de düşünmemiz lazım. Dedik ya iyilik. Hani hastanın sen
borç altına sokup strese sokacaksan, hastaya çocuk vermişsin ama insanlar maddi kaygılardan dolayı depresyona girmiş. Bizim hedefimiz işte iyilik dediğimiz tam iyilik hali. Dolayısıyla hasta dördüncü düşünden sonra genetikli tüp bebek yaptırmış, beşinci sağlam embriyo olmasına rağmen düşük yapmış Aytül Hanım. Bunu nasıl açıklayacağız? Dolayısıyla genetikli tüp bebek her şeye çözüm değil. Bazı hastalarda nokta atış çok faydalı. Gerçekten hayat kurtarıcı. Ama işin biraz kolayına kaçmamak lazım. Hastayı da düşünmek lazım. Vücut zaten en mucizevi genetiği tarayan mekanizma. Siz koydunuz. Ben hep onu diyorum. Embriyo koyduk. Vücut kabul etti. Tamam. Genetiği sağlam. Vücut kabul etmedi. Anomalili bebek doğurma ihtimali var mı? Var. Ama yani sonuçta biz genetikli tüp bebek yaptığımızda da %100 sonuç alamıyoruz. %98'ler, %97'leri konuşuyoruz. Dolayısıyla genetikli tüp bebek yaptığımız hasta grubunu yine bir başka programda konuşalım. Ama tekrarlayan gebelik kayıplarında benim yaklaşımım biraz daha farklı. Çok basit bir sebep, mesela adenomiyoz istediğimiz rahim duvarında gözenekli alanlar var. Adet sancısıyla birlikte giden. Hastada bu var. Mesela hasta sürekli kimyasal düşük yapıyor. Bunu baskılamadan, bunu halletmeden biz ona tüp bebek de yapsak çözüm değil. O yüzden hani geçtiğimiz programlarda geçen seneden beri vurguladığımız şey ne? Önce tanı, doğru teşhis, ardından tedavi gelmesi lazım. Biz aslında Hüma Tüp Bebek Merkezi olarak infertility kliniği şeklinde çalışıyoruz. Belki billboardlarda görmüşsünüzdür. Evet. Hani çocuk sahibi olmak isteyen hastalar şunları yapsın dediğimizde altta böyle 7-8 maddelik başlıklar var. Tüp bebek belki bunların en sonunda. O yüzden işte sperm testi, kadının yumurtlama bozukluklarının teşhisi, hormonal bozukluklar, yumurta rezervi, AMH'sı şunu bunu dediğinizde tüp bebeğe zaten sıra gelmiyor. Birçok hasta doğal yolda zaten gebelik elde ediyor. O yüzden infertilite polikliniğimize başvurmalarını istiyorum ben. Evet, hakikaten bu çok çok önemli. Önce bütün sonucu görüp, yarayı görüp sonrasında yavaş yavaş merhemi süre aynen, dediğiniz gibi tüp bebeğe gelmeden farklı bir sonuç da elde edebiliyor. Çünkü şimdi hep böyle daha da işin kolayına kaçmayı seviyoruz. İşte 3 yıldır olmadı hemen bir tüp bebek. Böyle kafamızda hemen olacaktı gibi de bir şey var. Yani tüp bebeğe gittik %100 olacak. Aslında bu sadece hastalarda yok. Hekimler arasında da var. Şimdi infertil hasta dediğimiz yani çocuk sahibi olamayan çiftler gerçekten hani ilgilenilmesi gereken, belki de yarım saat, bir saatinizi ayırmanızı gereken çiftler. Şimdi her kadın doğum uzmanının buna vakti olmayabilir. Bu konuyla ilgili asistanlık sürecinden beri kişilerin kendini geliştiriyor olması lazım. Ben 2005'ten beri sürekli bu işin içindeyim ve severek yapıyorum. Dolayısıyla ben şunu çok duydum. Senin çocuğun olmaz. Mesela bu kestirip atma. Yani hasta bir daha bırakın o hekime gitmeyi, hastaneye gitmeye çekiniyor. Korkuyor çünkü o cümle karşısına çıkacak diye. Dolayısıyla bu tarz şeyleri konuşurken hasta empati yapıp düzgün cümleler, düzgün kelimeler kullanarak hastaya durumunu anlatmakta fayda var. Dolayısıyla bu konuda uzmanlaşmış kliniklere, bu konuda özelleşmiş kliniklere gitmekte fayda var. Yoksa hasta, emin olun devlet hastanesini düşündüğümüzde, kamu kurumlarında günde atıyorum 100 hastanın kabaca 5 tanesi infertil. Ama o keşmekeşin içerisinde o hastalar o kadar çok vakit kaybına uğruyorlar ki. Mesela biraz önce bahsettiğiniz 5 yıllık evli. Yani benim 5 yıl evli olup çocuk sahibi olamayan hastam çok fazla yok. Yani mutlaka hızlı bir şekilde çözüme gitmemiz gerekiyor. Ha, hasta süreci uzatmıştır, o kendi bileceği problem ama benim oraya geldiyse en geç bir sene içerisinde ya olacak ya olacak. Yani sonuna kadar gidiyoruz. Allah'ın olmayacaksa izniyle. Olmayacaksa da mutlaka hastaya diyoruz ki bak senden yumurta çıkmıyor. Senden sperm çıkmıyor. Bu konuda yapabileceğimiz bir şey yok. Ya da rahim duvarınız çok hasarlı. Bunu düzeltmeye çalıştık ama maalesef elimizden gelen bu kadar deyip hastaya uygun bir dille bu tedaviden artık vazgeçmesi gerektiğinde
dürüst bir şekilde söylememiz gerekiyor. Peki değerli hocam, 5 yıl uzun bir süre dediniz. Evlendikten sonra bebek istiyorsa çiftler hangi yıldan sonrasına değerlendirmeliler? Tabi burada yaş faktörü de önemli ama. Çok, zaten onu bahsedeceğim. Şimdi bizim üreme dediğimiz dönem en iyi 20'li ve 30'lu yaşlar arası. Yani yapılan çalışmalar şunu gösteriyor. 25'li yaşlarda o üreme pik yapıyor. Üreme dönemi pik yapıyor. Dolayısıyla biz eğer 30'lu yaşları geçtiysek, özellikle bir senedir de çocuk sahibi olmak istiyorsak mutlaka bir infertilite uzmanına görünmesi gerekiyor. Ha, yaşımız 35'i geçti. 6 aydır da deniyoruz. Düzenli de bir cinsel hayatımız var. İşte hatta üstüne gittik, yumurtlama kitleri aldık, yumurta takibi yaptırdık, testler yaptık. Ona rağmen olmadı. 6 ay iyi bir süre. Peki 40 yaşına geldik. 40 yaşında bu bekleme süremiz 3 ay. Yani bu size kısa gelebilir ama maalesef geç kalındığında da geri dönüşü olmuyor. Ya geçen bir hastam beni çok şaşırttı. Hocam dedi, ben 40 yaşındayım. 3 aylık evliyiz. Hiç korunmadık. Endişelerim var. O yüzden sizin yanınıza geldim dedi. Kadıncağızdan 5 tane yumurta topladık ve çok güzel embriyoları gelişti. Bu hasta eğer bir sene bekleseydi, hani kulağında yanlış kaldıysa ya da hekim onu bir sene beklemen gerekiyor diye beklettiyse, bu yumurta sayısı 2'ye 3'e düştüğünde bizim başarı şansımız da düşüyor. Ya burada hedef şu değil, yani ben en zoru başaracağım. Öyle bir beklentiye girmesinler. Arkadaş, çocuğunu yap. O bir tane evlat sevgisinden mahrum kalma. Çocuk sahibi ol, ondan sonra zaten dene. Haksız mıyım Aytül Hanım? Evet, yani iyi bir bireyi dünyaya getirip bakabiliyorsak, aynen, ondan sonraki hedeflerine koş. Ama çünkü bir kenara, bu çok soruluyor hocam. Ya ben koyalım, tüp bebek yaptırdım. Bir sonraki de tüp bebek olacak mı mesela? Şart değil. Yani mesela polikistik overli hastaları olsun ya da çikolata kisti olan hastalar olsun, bunlar bir kez gebe kaldıklarında ikinci, üçüncü zaten doğal yolla oluyor. Ama bu hastalar inat ediyor. Dur diyor, ben daha önce gebe kaldım. Bir daha yapayım, bir daha yapayım, bir daha deneyeyim diyor. Aradan 3 sene geçiyor. Bir bakmışsın yumurta kalmamış. Sperm tamamen kötü bir durumda. Zor oluyor. Bu sefer maddi manevi yıpranıyorlar. O yüzden bekleme sürelerine dikkat edelim. Nedir? 35 yaş altı 1 sene. 35-40 yaş arası 6 ay. 40 yaşın üzerinde de 3 ayı geçirmemek kaydıyla mutlaka muayeneye gelmelerini bekliyoruz. Evet değerli hocam, şimdi dedi ki tutmama nedenleri, başarılı olmama nedenleri var. Yaş burada önemli faktör. İsterseniz böyle bir madde madde neden, hı-hı, başarısız olunabiliyor tüp bebek tedavilerinde diye konuşalım mı? 3 başlık var burada da. Birinci başlığımız üreme hücrelerindeki bozukluk. Nedir işte? Yumurta hücresi ya da sperm hücresi. Bunlar gözle görülen hücreler değiller. Bunlar mikroskop altında değerlendirilebilen hücreler. Bir de her zaman dışarıdan bakılan görüntü doğru olmayabiliyor. Geçen bir hastamızdan ilk defa başımıza geldi. 25 yumurta topladık. Hiçbiri döllenmedi. Şimdi embriyoloğa soruyorum. 25 yumurtanın? 25 yumurtanın hiçbiri döllenmedi. Yaş kaç hastamızın? Yaşta 25. Gencecik bir hasta. Evet. Şöyle embriyoloğa soruyorum. Diyorum yumurtadan bir sorun var. Spermden bir sorun var. Diyor ki ikisinde de gözle görülür bir problem yok. Ama ortada embriyo gelişmedi. Çok enteresan şeyler. Yani evet, bazı şeyleri önceden görmüyorduk ama şimdi artık onları da görmeye başlıyoruz. Gözle göremediğimiz kromozomal yapılar, bozukluklar. Dolayısıyla üreme hücrelerimize iyi bakmalıyız. Nasıl cildimize, yüzümüze, işte gözümüze, saçımıza bakıyorsak üreme hücrelerimize iyi bakmalıyız. Nasıl iyi bakabiliriz? Sigara içmeyerek, kahve içmeyerek, spor yaparak, balık yağı, omega 3-6 bunları kullanarak, hücrenin kendini yenilemesini sağlayarak bakabiliriz. Erkekler keza öyle. Mesela bir varikosel dediğimiz işlem, yani varikoselektomi dediğimiz operasyon sonrası spermlerin düzeldiğini görüyoruz. Bunlar önemli. Sıcak ortamda bulunmayacak erkek. Mesela fırında, mesela bu pide fırınlarında çalışan, ocağın başındaki o ya da maden ocağında çalışan işçiler, o kadar sıcağa maruz kalıyorlar ki adamlarda hareketli sperm bulamıyorsun.
Dolayısıyla herkes koruyacak, koruyucu önlemler var. İş yeri hekimliği dediğimiz, iş Evet. güvenliği uzmanı dediğimiz kişiler bunları düşünecek. Yani bizim ileriye gitmemiz için bunlara ihtiyacımız var. Üreme hücrelerini geçtik. İki numarada ne var? Rahim. Yani embriyonun tutunacağı yer rahim. Rahimsel bozukluklar, bunun içerisinde perde olabilir, polip olabilir, miyom olabilir. Bununla birlikte tüpte sıvı birikimi olabilir. Yani tüpü ayrı bir organ olarak düşünemeyiz. Tüpleri de rahimle birlikte Birlikte. değerlendirdiğimizde iki numarada da bunu. Üç numarada da genel vücut. Nedir işte? Vücudun bağışıklık sistemi. Hastanın tiroid problemleri vardır. İlacını düzenli kullanmıyordur. TSH değerleri 4,5'un üzerine çıkmıştır. Bebek tutunamaz ki. Ya da diyabeti var. Tokluk kan şekerleri 140'ın üzerinde gidiyor. Bu hastaya bir beslenme programı yapmak lazım. Yoksa hasta, emin olun, 8. haftada kalp atışları duran hasta biliyorum. Kan şekeri düzensiz gittiği için. Peki nasıl anlarız şekerimizin düzensiz gittiğini? Yorgunluk. Bakın şekeriniz yükseldiği anda bir yorgunluk çöker üstünüze. Uyku hali, ateşlenme. Mesela yemek yediniz, sürekli ateşleniyorsunuz. Emin olun kan şekeriniz yükseliyordur, dengeleyemiyordur. Ayak altında yanma, gece sık idrara çıkma. Bunlar hepsi şekerinizin yükseldiğinin göstergeleridir. Şimdi şeker yüksekken maalesef tüp bebekte bile olumsuzluklar oluyor. Keza bağışıklık sistemi. Bağışıklık sisteminiz aşırı çalışırsa embriyo tutunmakta zorlanır. Dolayısıyla hani gereksiz kefir tarzı şeyler mesela bir ara çok kullanıyorduk. Evet, onu soracaktım çünkü çok kulaktan dolma bilgiler de karşımıza Şimdi çıkıyor. çok şükür pandemi şartları biraz daha rahatladı. Hani öyle yersiz kefir içmektense normal ev yoğurdu yapalım. Kendimiz mayalayalım. Evde onu yiyelim. Ya da işte hafif turşu tarzı salamura şeyler. Yani bağışıklığımızı azdırmayalım. İdeal boyutta tutalım. Bu da gebeliği maalesef olumsuz etkiliyor. Bu hafta 3 hastamızda tespit ettik. Mesela aşırı bağışıklık çalışması. Covid geçiren hastalarda bağışıklık sistemi farklı çalışmaya başladı. Dolayısıyla bunlara dikkat etmek lazım. Bu üç başlığı unutmayalım. Evet, çok çok önemli. Peki üreme hücrelerimize iyi bakalım dediniz ya değerli hocam. O hücreye bakma yaşımız kaç olmalı? Yani nedir, işte genç kızlığa adım atıldığı zaman dilimi midir yoksa 25'ten sonra mıdır? Nasıl bakmalıyız? Çocukluktan itibaren. Yani bilinçli ebeveynler, anne Tabii. babalar olmalı ki çocukluktan itibaren bu konuda çocuklarına destek vermeli. Kesinlikle. Mesela şu an topluma dönüp bakın. Obezite. Obez çocuk. Çok fazla. İnanılmaz fazla. Çok Sebebi de fazla. şu. Çocuklar düzgün aile yaşantısı olmayan ortamlarda mesela sabah kahvaltısı yapmıyorlar. Akşam yemeğinde aynı masada kimse oturmuyor. İşte çocuk saat 3'te bir gofret yemiş. Ondan sonra diyor ki benim karnım tok. Akşam saat 9 olduğunda da işte abur cubur dediğimiz bu paket gıdalar, noodle'lar, bilmem neler. Yani bunlar hem aile yaşantımızı bozuyor hem de küçük yaşta çocukların çikolata kisti, polikistik over, adet sancıları. Bakın eskiden toplumda bu kadar yoktu. Ben inanamıyorum şu an işin içinde olduğum için belki bu kadar fazla gibi ama dönüp literatürü taradığımda eskiden polikistik over oranı %10'lar seviyesindeydi infertil hastalarda. Şimdi %25'lere çıktı. 2,5 kat arttı. Sizce neden arttı? İşte yaşam tarzımız, stres. Şu an küçücük çocuklar, 10 yaşındaki çocuk ergen tavırlarında. Evet. Diziler, mesela televizyon, görsel medya, işte Instagram'dır, şudur budur, canlı yayınlar. Ya benim çocuğum şu an 8 yaşında, arkadaşları diyorlarmış ki hadi ortak canlı yayın yapalım falan. Yani çocuklarımızı korumalıyız. Her tür zararlı alışkanlıklardan. Hormonal düzensizliklerini de elimizde tutmalıyız. İşte filmler izliyoruz. Mesela değişik sahneler oluyor. Çocuk etkileniyor. Dolayısıyla toplum olarak her anlamda çocuğumuzu korumalıyız. Çok sıkalım demiyorum. O etrafını ördüğümüz çiti geniş tutalım ama her zaman sınırları Onun bir olsun. çitimiz hep olsun. Hep olsun. Çünkü evladımız erkek olsun, kız olsun. İleride çünkü bize dönüp şunu diyebilirler. Siz beni şu konuda uyarsaydınız ben yapardım diyebilirler. Bu çok üzücü oluyor. Dolayısıyla ben diyorum ki doğduktan itibaren başlıyor.
bağırsak düzenimiz, floramız, işte yumurta kalitemiz. Mesela düşünün, baba sigara içiyor. O küçücük çocuk oturma odasında onu sürekli teneffüs ediyor. Şimdi bu çocukla bağda bahçede büyüyen çocuk biri olur mu Aytül Hanım? Dolayısıyla bizler bilmiyorum şanslı dönemlerde yetiştik. Bağda bahçede doğal gıdalarda Evet. hala babam yani domates, biber olsun bunları bir sepet getirir bırakır. Mesela çocuklarımız da o anlamda şanslı. Dolayısıyla bunun bir yaşı yok. Ha, 40 yaşına gelmiş, daha önce hataları olmuş bir kişi zararın neresinden dönerse kârdır. Ben diyorum sigarayı bırak, kahveyi azalt. 3 ay içerisindeki değişikliği inanamayacaksın diyorum. Hasta bir geliyor, ben tanıyamıyorum. O cildindeki gözenekler gitmiş. Yani 6 yaş gençleşmişsin dediğim hastalar oluyor. Şimdi yumurta hücresi de düzelir. Hele hele spermde işimiz daha kolay. Çünkü sperm sürekli üretim halinde. Yumurta öyle değil biliyorsunuz. Evet, maalesef bu anlamda da biz şanssızız herhalde. Çünkü kadının doğduğunda yumurta kalitesi sayısı belli Evet. ve gittikçe her mens dönemiyle birlikte de azalabiliyor. Ama sperm sürekli canlı yaşıyor. İyi baktınız müddetçe sperm sizlerle birlikte, ama %40 artık erkeklerde demeniz aslında çok önemli bir ayrıntı değerli hocam. Çünkü hep kadın işte kendime iyi bakmalıyım, şunu yapmalıyım, bunu yapmayayım derken, diğer tarafa baktığınızda işte hakikaten çok obeze doğru giden erkek kitlesi, bel kalınlığının arttığı, işte Evet. sigarayı kullanan, diğer kötü alışkanlık kullanan erkek kitlesi artmaya başlamıştı. Ve olur, elbet olur kısmı vardı, ama şu anda biz hep bunun altını özellikle geçtiğimiz yıllardaki programlarda da çizmiştik. Lütfen dikkat edin, lütfen dikkat edin, özellikle erkeklerimiz dikkat etsin diye siz mütemadiyen çizmiştiniz kırmızı kalemle ve şimdi karşımıza %40'tan fazla diye bir oranla Doğru. gelmeye başladı. Çok ciddi bir oran değerli hocam bu. O yüzden de biraz daha dikkat etmekte fayda var diye Çok. düşünüyorum. Yani bizim erkek toplum zaten Avrupa bunu çok yakın takip ediyor. Yani Evet. ülkeler sadece silahla ya da ekonomik anlamda yönetilmez. Sağlık alanında da herkesin bir stratejisi var. Evet, son dönemde görüyoruz Dolayısıyla yani stratejileri. hani bu mesela pandeminin çıkması emin olun yani laboratuvar kaynaklı olduğunu düşünüyorum ben. Orada kontrolsüz bir şekilde dağılması, yarasalara bulaşması, oradan bizlere geçmesi. Dolayısıyla biyolojik silah olarak da çok dikkatli olmak lazım. İşte yakın zamanda duydunuz o bir sürpriz çikolatalar falan Evet, filan. evet, evet. İşte onlar toplatıldı. Belki buradan bilmeyen hala seyircilerimiz var. Uyaralım buradan. Dolayısıyla çocuklarımıza mümkün olduğunca doğal şeyler, eşimize yani evin hanımları şu an birçok erkek bizi izleyemiyordur ama hanımlar bizi izliyor. Siz sofraya ne getirseniz eşiniz onu yiyor. Haftada 2 gün sebze getirin. Bir gün bakliyat. Bir gün beyaz et. Bu balık olur, tavuk olur. Yani kırmızı et de tüketebilirsiniz. Dolayısıyla nasıl beslenirsek aslında oyuz. Erkeklerde de sigara, nargile alışkanlığı çok ileri boyutta. Buna çok dikkat etmek gerekiyor ileride pişman olmamak için. Nargilenin artışı inanılmaz Çok fazla nargile maalesef. kafeler, şunlar bunlar. Kişiler artık alıyor, bağ bahçeye gidiyor, kendileri hazırlıyorlar. Bunlar zararlı alışkanlıklar. Dolayısıyla herkes kendine dikkat etmeli diye Evet, düşünüyorum. hakikaten dikkat etmeli. Şimdi hemen bir soru gelmiş. Sosyal medyalarımızdan, WhatsApp hattımızdan ve 223-49 çift 0-0 telefonumuzdan arayarak ve 444-85-13'ü de arayarak bize sorularınızı yazdırabilirsiniz. Soru almıyor musunuz demişler. Soru alıyoruz. Canlı sorularınızı canlı canlı hocama iletebilirsiniz efendim. WhatsApp hattlarımızdan ve 444-85-13'ü arayarak da değerli hocama bilgilerinizi, sorularınızı iletebilirsiniz. Evet hocam, yavaş yavaş programın sonuna geldik. İsterseniz şimdi soru iletmek istiyorlar ama diyorlar ki nasıl ulaşacağız, nasıl yapacağız, sizin sosyal medyalarınızı ulaştıktan sonra nasıl bir işleme tabi tuttuklarını bir dinleyelim mi sizden? Şimdi zaten biz bir infertilite polikliniği olarak çalışıyoruz. Ne demek? Çocuk sahibi olamayan herkes bize başvurabilir. Bunun içerisinde vajinismus dediğimiz ilişkiye girememe ya da mesela eşi yurt dışına gidecektir. Mesela gurbetçi sezonu başlayacak yakında. Evet. İşte eşleri yazın güneye çalışmaya gidecek çiftlerimiz var. Şimdi bu hastalar şöyle düşünüyor. Biz diyorlar bir sonraki kışa kadar hiçbir şey yapamayız. Öyle değil. O kadar güzel programlama yapıyoruz ki.
Mesela eşini belirli tarihlerde çağırıyoruz ya da eşinde sperm problemi varsa spermi dondurabiliyoruz. Yani onların aslında aklına gelmeyecek tedavi seçeneklerini biz onlar adına sunuyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Bunu ön görüşmeler sayesinde yapıyoruz. Ne demek ön görüşme? Hasta bir kere randevu alıyor. Ben buradan randevu telefonlarımızı zaten ekranda da yazıyor. 444-85-13 bizim sürekli ulaşabileceğiniz hattımız. Bu hat üzerinden randevu oluşturursunuz. Çünkü ön görüşmeler uzun sürüyor Aytül Hanım. Yani yarım saatten önce bitmiyor. Çünkü hastanın bütün durumunu analiz etmemiz gerekiyor. Ön görüşmelerimiz zaten ücretsiz. Herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Bu ön görüşmeye gelirken elinde bulundukları tahliller, AMH testleri, spermiyogram testleri, rahim filminin özellikle görüntüsü, yani eğer ellerinde film varsa filmin görüntüsü, CD varsa CD'nin görüntüsü, e-nabız sistemine yüklendiyse de e-nabız şifreleriyle gelmeleri gerekiyor. Bunun yanında hastayı muayene edersek bir ücret mukabilinde tabii ki hastayı bir analiz yapıyoruz. Diyoruz ki sizde şöyle bir problem var. Hasta diyor ki hocam hiç bugüne kadar bize böyle bir şey denmemişti diyor. Bir kere teşhisi o an koyuyoruz. Hasta orada mutlu oluyor. Ondan sonra tedavi planı yapıyoruz. Şimdi neler yapabiliyoruz? Mesela rahim filmi çekebiliyoruz. Anestezi altında hasta hiç ağrısız hissetmeden. Onun dışında aşılama tedavisi yapabiliyoruz. Yumurta takibi yapıyoruz. En kuvvetli silahımız olan tüp bebeği direkt başlayabiliyoruz. Kimseye bir şey söylemeye gerek yok. Yani hasta şunu diyebilir. Hocam biz 3 aylık evliyiz. Eşim benim yurt dışına gidecek. Biz çocuk sahibi olmak istiyoruz ya da sürekli bir araya gelemiyoruz. Ya da gurbetçi vatandaş 20 günlük tatile gelmiş, 5 yıllık evli. Hocam diyor bu 20 günü değerlendirmek istiyorum diyor. Hay hay diyoruz. Adetin ikinci günden başlıyoruz. Ortalama 17-19 gün süren bir süreç. Ardından tüp bebek transferimizi gerçekleştirip hastayı uğurluyoruz. Yani artık teknoloji gelişti. Geçen hafta bir hastam Almanya'dan sırf histeriskopi olmak için aynı gün uçağa atladı, ertesi gün geldi. Yani olayı kendi kafamızda küçültmeyelim. Olayı geniş bakalım, uzun vadede bakalım. Ve dediğim gibi telefon numaralarından bizden ücretsiz randevu alabilirler, ücretsiz ön görüşme yapabiliriz. Bunun dışında zaten sosyal medya üzerinde canlı yayınlar yapıyoruz. Buradan Instagram, Facebook, hatta bazı hastalarıma cep numaramı veriyorum. Oradan sonuçlarını, tahlillerini, tetkiklerine bakıyorum. Dolayısıyla bize ulaşmak zor değil, yeter ki istesinler. Evet, sizin sosyal medyalarınıza baktığım zaman ikiz bebekler, 300 bebekler görüyorum son dönemde. Harika. Evet. Başarı oranlarınız çok güzel. Teknolojiyi Hüme Hastanesi olarak çok güzel takip ediyorsunuz. İlerleyen programlarında hakikaten kadınlar için de çok güzel yenilikler var. Jinekolojik kozmetiği de konuşacağız. Hiç durmuyor Hüme Hastanesi. İnanılmaz güzel gelişmeler var ve başarı oranlarına da yansıyor değerli hocam. Kesinlikle. Özellikle laboratuvarda şimdi özel cihazlar aldık. Nedir? İşte embriyolar eskiden buzdolabı gibi bir kapaklı bir cihazın içerisindeydi. Mesela benim embriyoma bakılacağı zaman o kapak açılıyordu. Şimdi tekli kapak sistemine geçtik. Herkesin embriyosunu ayrı ayrı gözeneklerde takip ediyoruz ve kapağı hiç açmadan mesela 4-5 gün o embriyonun pH'ını, ısısını değiştirmeden gözlemleyebiliyoruz. Bunlar başarıyı gerçekten artıran faktörler. Yeni yeni solüsyonlar çıktı, yeni yeni embriyo geliştirici malzemeler çıktı. Bunları da yakından takip ediyoruz. Yani bu işin aslında laboratuvar %50'si. Ben ne kadar iyi hekim olursam olayım, embriyoloğumuz bu işi düzgün yaparsa başarı katlanarak çıkıyor. %70-80'lere varan bir başarı. Sonrası da, mesela sonrasında da hastamızı bırakmıyoruz. Belirli bir süreye kadar hastamızın kullandığı ilaçlar olsun, takipleri olsun. Ondan sonra hasta yüzmeyi öğrenince ellerini bırakıyoruz. Hadi kendi başına yüzebilirsin diyoruz. Bu şekilde takiplerle hem implantasyon başarısız dediğimiz gebelik oranlarımız yükseldi. Hem de canlı doğum oranlarımız yükseldi Aytül Hanım. Yani tüp bebekte literatüre girdiğinizde, akademik çalışmalara baktığınızda başarıyı sadece gebelik olarak değerlendirmez. Canlı doğum oranı olarak değerlendirir. Şimdi bizim Hüma Hastanesi olarak canlı doğum oranlarımız da kat kat Avrupa'nın üzerindeyiz. Bunun sebebinin de hastayla ilgilenmek, yakın takip, ulaşılabilirlik, memnuniyet.
stres olmadan gelecek, muayenesini olacak, randevusunu alacak, gidecek. Yani buna mümkün olduğunca özen gösteriyoruz. Evet, Mutlu'nun Bebekleri diye bir başlığınız vardı sizin. Evet. Çok da hoşuma gidiyor o sayfaya girmek. Çok güzel haberler alıyorlar. Çok güzel bebekler dünyaya bize geliyor. Bize fotoğraflarını yolluyorlar. Evet. Ona çok mutlu oluyoruz. İkizlerin, üçüzlerin olması inanılmaz güzel. Şimdi ben de sayfanıza da bakıyorum hala. İnanılmaz keyifli görüntüler var. Aileler çok mutlu. Bebek sahibi olduktan sonra tekrar takipte olmanız da çok güzel değerli hocam. Yani sizinle her aşamayı birlikte geçiriyor aslında. Bence en önemli ayrıntılardan biri de bu. Evet. Sıkıntısında geldiğinde bebek sahibi olma evresi, bebeği olduktan sonraki evre, kucağına aldığı evrende hep Ahmet Emin Mutlu ve Hüma Salih'in yanında görüyorsa aslında bu da başarının en önemli etkenlerinden biri diye düşünüyorum. O bizi en mutlu eden şey. Bir aile gibiyiz. Evet. Yani sadece kendisi için değil. Mesela hasta bende tüp bebek yaptırmış. Annesinin bir problemi var. Diyor ki Ahmet Emin Hoca'ya gidelim. Doğru, bir onun fikrini alalım. Evet. Yani normalde benim tabii ki ben tüp bebek uzmanıyım. İnfertiliteyle uğraşıyorum ama aynı zamanda bir kadın doğum uzmanıyım. Yani hani biz ünite olarak suda doğum yapıyoruz. İşte spinal anestezi, epidural anesteziyle doğum yaptırıyoruz. Sezaryen ya da inkontinans cerrahisi, kozmetik jinekoloji. Mesela kadın dış genitalleri ile ilgili sorunlar yaşıyor. Onlar için bile niye? Çünkü aileden bir kişi oluyoruz. Bize gönül evet. rahatlığıyla her problemini anlatabiliyor. Buna ulaşma gerçekten bence nirvanası bu işin. O yüzden buradan bizi izleyen seyircilerimizden, hastalarımıza, herkese buradan selam olsun diyorum. Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bundan sonra her salı sizlerle birlikte İnşallah. Bu konuları konuşacağız. Nasıl anne baba olunur, kendimize nasıl bakarız? Dediğiniz gibi aslında çocukluktan başlıyor yumurtalarımıza, hücrelerimize bakmak, üreme hücrelerine evet. bakmak. Bununla ilgili belki minik minik tüyolar alabiliriz. Şunu yersek şu olur, bunu yersek bu olur Tabii. diye. O yüzden her salı sizlerle program yapmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Evet efendim, Hüma ile İyilik Sağlık Programı ile karşınızdaydı. Perşembe günü de yine Abdurrahman Akay hocamla birlikte mideyi, mide botoksunu, zayıflamayı, safra keselerini yine kendimize iyi bakmaya konuşacağız. Hüma ile olan programlarımız devam edecek efendim. Yine sorularınızı bize sosyal medyalarımızdan ulaştırabilirsiniz. Bugünlük bizden bu kadar. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın, esen kalın. Allah'a emanet olun. Yüreğinizdeki iyiliği hiç kaybetmeyin efendim. Görüşmek üzere.